Bakın bu aslında zaferin en tem, yani Batı'nın ortaya koymuş olduğu işgal ve istilaların en önemli sonuçlarından bir tanesi de o. Geri de büyük bir sorun yumağı bırakıyor. Siz sorun yumağıyla uğraşırken, örneğin biz PKK meselesini örnek vereyim. Biz PKK meselesiyle uğraşıp dururken, enerjimizi PKK'ya harcarken 1,1 trilyon dolar para harcamışız şu ana kadar benim hesaplarıma göre. Yani sermaye bu. İşte 70-80 bin insan hayatını kaybetmiş, düşmanlıklar üremiş, travmalar üremiş. Biz bunlarla uğraşırken onlar uçup gitmişler. Yani böyle de bir temel gerçeklik var ve ne yazık ki bütün bunların kökeninde, bana kızsınlar veya kızmasınlar, İslam coğrafyasının kendi içinde yaşamış olduğu teolojik bozgun var. Müslümanlık iddiasındayız ama İslam'ın emirlerini, vahyin emirlerini, Allah'ın emirlerini yerine getirmekten son derece uzarız. Yani bir takım doğmalara, ritüellere, mezheplere, saplanıp kalmışız. Dinle bilimi, dinle gerçekliği, dinle rasyoneliteyi, dinle vicdanı, dinle adaleti, dinle gelişmişliği, çağdaşlığı birleştiremediğimiz için açıkçası vuruna balıya her gelen, çünkü güç üretemiyorsun, güç üretemediğin için de caydırıcılık üretemiyorsun. Geliyor, canını çektiği gibi bir gerekçe üretiyor, seni işgal ve istila ediyor. Teolojik bir bozgun ve bir yıkım bırakıyor ve arkasından çekip gidiyor ve biz de bunu zannediyoruz ki zafer kazandı. Evet. Bu bir zafer değil. Bu bir zafer değil. Gerçekçi olalım. Yani sonuçta Amerika Birleşik Devletleri gitmiş de değil. Biraz önce ifade etmeye çalıştım. Kendi üzerindeki proksileri, Taliban üzerindeki etkisi, Taliban içindeki etkisi, diğer örgütler üzerindeki etkisi, coğrafyadaki ülkeler üzerindeki etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri burada kendi menfaatleri doğrultusunda varlığını devam ettirecek. Ben açıkçası böyle okuyorum. Ha, ne oldu? Pahalıydı. Yani sonuçta ne oldu? Taliban sırtına yıktı, attı gitti. 300 bin asker vardı, 150 bin polis vardı, 1,5 milyon civarında devlet memuru vardı. Taliban dedi ki, hadi sen bunların maaşını sen öde bakayım dedi. Ben ödemekten vazgeçtim dedi. Böyle de bir temel gerçeklik var. Hep Peki. beraber göreceğiz ne yapacağını. Peki. Erdoğan Korakuş, ne yapmalıyız bundan sonra? Hem yani bir emekli pilot olduğunuz için havalimanı ile ilgili sormuş olayım. Hem de henüz yani biz Taliban'ı tanımadık. Biraz da bu konuda temkinliyiz. Ama Amerika'da diyor ki işte sanki bir anlaşma varmış gibi ya, yani Türkiye ve Katar'ın Kabil Havalimanı'nın açık tutulması konusundaki çabalarını çok takdirle karşılıyoruz diyor Dışişleri Bakanı'nın ağzından. Siz